Merhabalar değerli dinleyiciler. Yine kısa bir podcast'te sizlerle birlikteyiz. Malumunuz Finlandiya geçtiğimiz günlerde NATO'ya katılarak ittifakın 31. üye ülkesi oldu. Bu aynı zamanda çok ciddi bir jeopolitik genişleme ve bir jeopolitik süreç. Zira aslında ittifak tarihindeki diğer jeopolitik genişleme süreçleriyle bir karşılaştırma yaparsak da Finlandiya'nın katılımının son derece önemli ve bir dönüm noktası olduğunu görüyoruz. Hatırlayalım, 1999'da Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan NATO'ya katılmış. 2004'te bunu Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Bulgaristan ve Estonya'nın katılımı izlemişti. 2009'da ise Arnavutluk ve Hırvatistan NATO'ya katılmış. Sonrasında 2017'de Karadağ, 2020'de Kuzey Makedonya'nın katılımı bunu izlemişti. Ve tabii artık Finlandiya'nın üyeliğiyle beraber NATO ve Rusya arasındaki gerilimimiz zirve noktasına çıktığını görüyoruz. Çok ciddi bir kaynama noktası ulaşan bir jeopolitik gerilim söz konusudur. Unutmamak gerekiyor ki jeopolitika her şeyden önce güç ve egemenlik mücadelesidir. İlerleyen süreçte NATO ve Rusya arasındaki kriz daha da derinleşirse Rusya'nın belki de Ukrayna'da muhtemel bir nükleer güce, nükleer silah başvurması durumu söz konusu olabilecektir. Açıkçası bu da 3. Dünya Savaşı tartışmalarını tekrar gündeme getirmektedir. Dolayısıyla ilerleyen süreçte Finlandiya açısından, NATO açısından da ben diplomasinin öneminin, diplomatik angajmanın öneminin artık son derece kritik olduğunu görüyorum. Diplomasi bu süreçte ne kadar çok kullanılırsa NATO ve Rusya arasındaki gerilimin azaltılmasının, belki de bitirilmesinin ben söz konusu olacağını düşünüyorum. İlerleyen süreçte yine bu konuda öngörü ve analizlerimi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Esen kalın efendim.